Şimdi hattımızda çok değerli bir konuğumuz var. Hiç bekletmeden merhaba diyelim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ahmet Usta. Merhabalar efendim. Merhaba. Merhabalar hocam. Hocam Merhabalar. Sesim şimdi gelmiyor mu? geliyor hocam. Biraz derinden Tamam. geliyor ama geliyor yani. Sizin de öyle. Buyurun, dinliyorum. Kulaklarınızı çıkartırsanız belki daha rahat duyulur hocam sesiniz. İyi mi? Harika oldu. Şimdi çok daha iyi oldu hocam. Hocam, Tamam. şimdi bundan yıllar önce ilk bilgisayarlar ve CD'ler çıktığında böyle anatomi programları vardı. Anatomi programları da o zaman çok böyle şeydi, birazcık primitifti ve biz böbrek nerede, işte karaciğer nerede bunu bilgisayardan gördüğümüzde çok seviniyorduk. Ama şimdi gerçekten de böyle gözlüğü takıp sanki sizin yanınızdaymış gibi ders alabilmeye başladık. Bu gelişim konusunda biraz sizden bilgi alabilir miyiz acaba? Estağfurullah, tabii ki. Neresini merak ediyorsunuz? Aslında biraz daha spesifik olsa daha Tabii tabii ayrıntılı tabii hocam. olabilirdi ama. Tabii Genel şimdi olarak bizim yaptığımızdan üniversitede bahsedeyim. tabii tabii hocam şöyle üniversitelerde uzaktan eğitim var ama tıp eğitimi uzaktan yapılabilir mi konusu sürekli kafamızı böyle kurcalıyordu. Sanırım siz buna başlayabildiniz değil mi üniversiteniz kapsamında? Tamam. Güzel soru oldu. Şöyle, tıp eğitimi tabii ki hem diğer eğitimler gibi teorik kısmı var, pratik kısmı var, uygulamalı kısmı. Ki uygulamalı kısmı çok çok önceliklidir ve çok önemlidir diğer dallara göre. Ben ayrıca mühendislik de okudum bir miktar daha sonra tıptan sonra. Onlara kıyasla dediğiniz gibi gerçekten tıp eğitimi çok zor. Hem laboratuvar kısmı hem yani teorik derslerin ya da şöyle söyleyeyim temel bilim derslerin laboratuvar kısmı da öyle uzaktan pek kolay değil. Daha sonraki klinik uygulamalar şüphesiz herkesin de tahmin edebileceği gibi olmaz. Yani birebir hastayı görmeden, muayene etmeden, ellemeden olmayacağı ortada. Aynı şeyi, aynı bakışta biz anatomiye taşıdık. Şimdi anatomide herkesin bildiği bir şey var, kadavra. Kadavraya dokunmadan mezun olan öğrencilerimiz oluyor maalesef. Gazetelerde, haberlerde duyuyoruz. Yerine ne kadar modern teknolojiler almış olsa da işte bilgisayar, sanal gerçeklikler, işte üç boyutlu görüntüler. Hiçbir zaman hiçbirisi kadavraya, gerçek kadavraya elle dokunmanın yerini tutamaz. Tutamamıştır da. Hala Evet. bütün medeni ülkeler tam tersi kadavra eğitiminin hem ders içindeki oranını azaltmaktan öte tam tersi artırıyorlar. Hatta örnek vereyim. Amerika'da bazı okullar anatomi eğitiminin, tıp fakültesindeki anatomi eğitiminin %90'ını kadavra üzerinden götürüyorlar. Teori kısmına hiç vermiyor neredeyse. Evde Evet. kendine otur oku diyor kitabından. Şimdi bu kadar önemli bir şeyi nasıl atlayabilirdik bu eğitimini diye düşünüyoruz. Atlamak istemedik kesinlikle. Fakat pandemi nedeniyle öğrencilerimiz gelemiyorlar. Diğer dersleri de uzaktan eğitimle işte sana biliyorsunuz ne diyoruz canlı yayında olsa dersler verilebildi ama bu uygulamalar kısmı gerçekten zor oldu. Bizim üniversitemizde Üsküdar Üniversitesi Fakültesi'nde biz hiç kadavra eğitimine ara vermedik. Şimdi kadavra herkes de olabilir. Olmayan okullarımız da var. Olanlar da ne kadar öğrenci ulaşabiliyor? Çok öğrenci, kadavra sayısı az. Ertesi yıl yine kadavra var mı? Onun için tamamını bu sene açıp kullanabilir miyiz? Soruların karşılığı da çok verimli olmadığını anlamış bulunuyoruz. Şimdi biz de kadavramız yeterince var ve bunu da birebir öğrencimize açtırıyoruz. Hani önceden açıp da işte bu şudur şudur göstermiyoruz. Öğrenci kendisi açıyor. Açarken çok daha iyi öğrendiğini biliyoruz. Pandemi koşullarında bütün öğrenciler gelemedi. Bundan uzak kalındı. O zaman da işte bu sözünü ettiğimiz yeni teknolojilerden bir kısmını devreye koyduk. Uzaktan eğitimi yapmakla beraber birebir canlı göstermeye çalıştık. Nasıl oluyor? İşte bir kamera var ki benim kullandığım başa takılan bir kameradır. Evet. Yine high density görüntü veren, oldukça kaliteli görüntü veren bir kamera. Bununla benim gördüğümü diseksiyon yaparken ben kendim yapıyorum o sırada. Öğrenci de kendi yapıyormuş gibi benim gözümden izleyebiliyor. Tabii ki üç boyutlu değil ancak televizyonda gördüğünüz gibi görüyorsunuz görüntüyü. Hiç Atlas'taki gibi olmaz. Çok daha kaliteli. Birebir soru sorabiliyor anında evinde oturan öğrenci. 90'a yakın öğrenci evinden izliyor, takip ediyoruz. Öğrenciler de benle konuşabiliyor, onlar da benle konuşabiliyor. O sırada salonda olan diğer öğrencilerimiz de duyuyor. Dolayısıyla ve diğer evinde oturan herkes duyuyor. Bir sorunun karşındaki cevabı herkes duyuyor. Başka soru oluyor. Dolayısıyla sınıf ortamındaymış gibi tartışma ortamı yaratılıyor.
Bu çok önemli. Çünkü bazılarının aklına gelmeyen soruyu başkası soruyor. O da o konuda kafasına bir fikir uyanmış oluyor. Bu çok önemlidir. Uzaktan eğitim, hani böyle kayıtları var biliyorsunuz. Hocalarımız evlerinde ya da ofislerinde kayıt yapıyorlar, dersi anlatıyorlar. Sınıfta birisi varmış gibi ama kimse yok. Anlatıyor, bunlar kayda konuyor. Daha sonra istediği zaman öğrenci izliyor. Bu peki, bu anlamda yetersiz kalmaktadır. Öğrencinin o sırada öğretmenin anlattığı ya da hocanın anlattığı bilgideki eksikliği ya da kafasında kalmış eksikliği soramıyor. Bunun önüne geçmenin yolu canlı ders dediğimiz, bu karşılıklı interaktif, her iki tarafında birbiriyle konuşabildiği ders çok önemli. Bunu kadavraya taşıdık, çok memnunuz. Öğrenciler de son derece memnun. Katılım çok 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 beklediğimiz üzerinde. Ve de dediğim gibi ben kendi açımdan gördüğümü yansıtabildiğim için son derece memnunum, tatmin edici dersler oluyor. Hocam şimdi şöyle, siz bu konuda Türkiye'nin önde gelen hocalarından birisiniz. Yüzlerce binlerce öğrencinin doktorluğuna katkıda bulunmuş bir hocasınız. Sizin içinize siniyor mu bu yani? Benim kafaya takılan bir kamerayla. Sizin içinize siniyor mu böylesi bir eğitim? Yani siz çünkü onay veriyorsanız bu doğru bir şeydir çünkü benim için. Şimdi şöyle biraz daha samimi konuşmak gerekirse. Şimdi hiçbir şey zorla olmaz zaten biliyorsunuz. Evet. En iyi ben Çapa'dan emekliyim. 30 yıl kadar orada hocalık yaptım. Orada da öğrencimiz ilgisizse siz getirip de zorla elinde bir sürü tut şunu kes bunu hayır diyemiyorsunuz. Doğru. Bu, zaten hepimiz üniversite okuduk. Sizler de okumuşsunuz da lise, ortaokulda. Öğrenci istiyorsa zaten ne demek? Öğrenci eski adı talebedir. Talep etmesi lazım. Evet. Kendisi öğrenmeyi arzu ettirdikten sonra ne kullanırsanız evet, kullanın. Ne yaparsanız yapın. Bir kitapları da ezberleseniz sonuçta onun aklında bir şey kalmaz. Uygulayacak bir bilgiyi sindirmez edemez. Şimdi bu yola, bu gözle bakarsak burada öğrencilerimiz bizi içiyor zaten. Biz istiyoruz belli. Yani hangisi kim ne öğrenmek istiyor? Öğrenmek isteyen gerçekten çadırda da elinde eski kitaplardan, yüzyıllık kitaplardan da okuyarak bir şey öğrenebilir. Önemli olan öğrencinin bu arzusudur. Bizlerin yaptığı onlara yardımcı olmak, yol göstermek. Şu anda dediğiniz karşılığı biz eksik tutmuyoruz. Şimdi bunu bulamayan da var demek istemiyorum tabii ki. Fakat öğrenciler çok mutlu ama dediğim gibi zaten birçok öğrenci birçok okulda, şimdi genel bir ülke sorununa aslında değindiniz. Kadavra var mı yok mu soru işareti. Var ama yok. Bir. İkincisi var, ne işe yarıyor? Kim ne öğretiyor? Öğretenler biliyor, bilerek mi öğretiyorlar? Ta 3 sene önce açılmış bir şey, kurumuş artık, renginden hiçbir şey ayırt edemiyorsun. Bu şudur, şudur, budur deyip önünde bu tekrarlanınca öğrenci ne kadar öğrenmiş olabiliyor? Şimdi bunlar hepsi soru işaretidir. Şimdi bunun karşılığında ben şöyle söyleyeyim size. Olabilenin en iyisini yapıyoruz şu anda. Daha iyi yolları var mı? Tabii ki bunun en iyi yolu öğrencinin gelip birebir kendisinin işte 6 öğrenci bir kadavra günde 10 saat diseksiyon yapması, ki öyle okullar var dünyada. Tamam mı? Bunlar evet, gece 12'ye kadar açıktır salonlar. Gece 12'ye kadar öğrenci çalışır. Öğlenden sonra 2'de başlar. Dolayısıyla bunu sağlayabiliyor mu ülkemiz? Hayır. O kadar kadavra devlet okullarında hiç yok desem yeridir. Yani olanı var tabii ki. Dolayısıyla şuna genelde bakarsanız maalesef birçok konuda diğer tıp dışı eğitimlerde de birçok eksiğimiz var. Üniversiteli olarak bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz maalesef. Üzülerek ve rahatlıkla. Bildiğimiz için rahatlıkla söyleyeyim diyoruz. Şimdi bunun karşılığında dediğim gibi yapılana bakarsanız şu anda bizim yaptığımız ya da öğrencilerimizin ulaştıkları şu olanak çok 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 piyasanın üzerinde. Bunu rahatlıkla söylüyoruz. Tamam. Yoksa iyinin, kalitenin, mükemmelin sonu yok. Sonu yok. Bunu üstüne keşke olsa, o ayrı. Hani bu yeterdir demek istemiyorum hiçbir zaman. Bilim adamına hiçbir şey yetmez. Öğrenmek için hiçbir şey yetmez. Ne kadar eksik olduğunuzu düşünürseniz o kadar çaba içine girerseniz o kadar da memleket içinde, kendi içinde ve bilim adına katkıda bulunmuş olursunuz. İlerlemenin yolu buradan geçer zaten. Hocam son olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi siz bu cihazları, aletleri uzaktan eğitime özellikle baktınız. Şimdi sürekli tıpta şey konuşuluyor. Uzaktan yapılması muhtemel operasyonlar konuşuluyor. Sizce buraya doğru bir gidişin ilk ayağı olabilir mi sizin attığınız bu adımlar? Şimdi onda hiçbir sakınca yok. Bakın bilginin paylaşılması esastır. Bir bilimsel tarihte bilimin tarifini yaparsanız bilginin paylaşılması esastır ve bununla karşılığı parayla şununla bunu ölçülemez. Ve farkındasınız evet, şu pandemi olayında da herkes gördü ki
dünyanın hangi ucunda birisi bir çalışma yapıyor, bir deneyle ilgili ya da işte aşıyla, hastalıkla ilgili, tedaviyle ilgili bir bilgi soruları var, hemen paylaşıyorlar. Kimse karşılığında ben ne alırım, ne yaparım, bu bana fayda sağlar mı demiyor. Bilim insanlarının kafa yapısı budur. Böyle olmak zorundadır. Bilgi paylaşılmalıdır. Aynı şekilde ameliyatta da diyorsunuz, diyelim uzaktan ameliyat eğer hastanın yararındaysa ya da ulaşamıyorsa gerçek yere, niye olmasın, çok da güzel bir şey. Ben ayrıca söylediğim gibi biyomedikal okumuş olmam sebebiyle bu teknolojide zaten uzak değilim. Yaklaşık 2000 yıldan 20 yıldır bu işin içindeyim. Ve bunlar insanlığa kazandırılmış birçok teknoloji var. Ve insan ömrünün ortalama ömrü de uzatılmıştır bunlar sayesinde. İlaçlar ve artı teknoloji sayesinde. Mini robotlar var. Temelde şunu söyleyeyim ben. İnsan vücuduna bıçak yedirmek, kesmek, bir şeyi çıkartmak aslında en son tercih olmalı, en istenmeyen şeydir. Bunu da yapmak zorundaysak en küçük zararla yapmak, yani en küçük kesiyle o yapı neyse çıkarmak istiyor ya da tamir etmeye düştüğümüz yeri kesmek, biçmek bizlerin lehinedir, hastanın lehine. Dolayısıyla bir gözün görebildiğinden daha iyi gören bir kamera, bir robot, bizim parmaklarımızın girebildiği yerden daha küçük bir yerden giren bir robotun parmakları hasta için son derece büyük katkıdır. Bunları tabii ki kullanacağız, gelecek. Uzaktan ameliyat diyorsunuz. Uzaktan ameliyatı yapabiliyorsa mükemmel. Herkes her yerde çok iyi cerraha ulaşamıyor. Şimdi cerrahın bilgisini tartışacaktım ama el yeteneği var. Elindeki aletin kapasitesi var. Ve herkes en mükemmel teknolojiye ulaşabilmiş değil. Ülkemizde de, dünyada da. Bunu uzaktan yapabiliyorsak daha ne istiyoruz? Evet. Yani böylece insanların vaktini de doğru kullanmış ve değerlendirmiş oluruz belki de. Yani dünyanın, hani hep filmlerde görürdük. Amerika'da bir hoca varmış, onun getirtmek için 100 milyon gerekiyormuş filan gibi şeyleri filmlerde görürdük. Şimdi belki de onlara gerek bile kalmayacak, değil mi hocam? Şöyle, şimdi tabii benim konumun dışında bunlar ama teknoloji açısından konuştuğumuz zaman bilginin transferi çok önemlidir. Bunu bakın oral yolla da, ağızla, sözlü ya da video eğitimleri de yapabilirsiniz. Uzaktan yine eğitim göstererek, ameliyatı tarif ederek. Çünkü böyle bir turizm demek istemem ama öyle bir turizm bile var. Belli ülkelerden, diyelim 3. dünya ülkelerinden hekimleri grup halinde alıp götürüp daha ilerlemiş teknolojisi olan ülkelerde eğitime tabi tutuyorlar. Özel bir ameliyatın eğitim veriliyor. Kurs olarak bir gün, iki gün, üç gün kadavra üzerinde ya da neyse ya taze kadavra üzerinde ameliyatın tekniğini öğretip geri getiriyorlar. Eğer bunu siz bu taşıma işinden kurtararak yapabiliyorsanız çok iyi olur. Eğitim sürekli bir şeydir, tıp eğitimi. Öyle hani mezun oldum bitti olmadığını hepimiz biliyoruz zaten. Önemli tarifi bu yapılır. Şimdi meslek sahibi olmuş, uzman olmuş kişiler, onların da eğitime ihtiyacı var. Nedir? Sürekli bir gelişim var dünyada. Onları taşımak açısından şüphesiz son derece faydalı olur. Hem ekonomik açıdan hem zaman açısından. Düşünün, bir hekimi yurt dışına gönderip de işte 3 sene 5 sene eğitip geri bekleyeceğimizi, bunu belki 6 ay sonra uzaktan eğitimle ülke içinde değil bir kişi, yol parası şu bu maliyetlerini harcamadan kendi ülkenizde belki 20-50 hekimi eğittiğinizi düşünün. Büyük bir kazanç değil mi bu? Mükemmel. Hocam bunları sizin gibi böyle yan dalları da olan, mühendislik de okumuş bir hocamızdan duymak gerçekten çok güzel, çok mükemmel bir şey. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bu arada hani bu yolda gerçekten de size başarılar diliyorum. Uzaktan da olsa öğrencileri böylesine eğitebilmek müthiş bir şey. Çok sağ olun hocam. Estağfurullah. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ahmet Usta'yı dinledik. Gerçekten de bu konuda Türkiye'nin önde gelen isimlerinden, yani uzaktan da anatomiyi öğretebilmenin nasıl mümkün hale geldiğini, bu işin belki de bilginin demokratikleşmesinden bahsediyoruz burada. Hocamız